Merhabalar değerli spor severler. Yeni bir haftada yeni bir akademik spor ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz çocuk ve spor. Konuklarımız ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Koordinatörü Yardımcı Doçent Doktor Berke Kırmızıgil ve Spor Bilimleri Bölümü Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Jeffrey Şaşo. Hocam, hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz geleli tek bugün ikili yapıyoruz. Keyifli olacak çünkü çok dolu geçeceğine inanıyorum. Hiç şüphemiz yok. Konumuz çocuk ve spor ama ülkemizde ve dünyada en büyük oyun, en çok sevilen oyun futbol. Ve buna bağlı akademiler de çok ciddi şekilde gelişmeye başladı. Dilerseniz önce Cevdet Hocam'la başlayalım. Hep girişi yaptıktan sonra ben konuklarla ilgili ilave bilgileri paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Evet. Şimdi Berke Hocamız aynı zamanda spor fizyoterapisti ve Kıbrıs'ta bu konuda ilklerden, hatta bu konuda da çok şanslıyız Kuzey Kıbrıs olarak. Hem Türkiye'de de bildiğim kadar milli takımlar düzeyinde de hocam spor fizyoterapistliğini çok iyi temsil ediyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. İşte spor yaralanmaları konusunda hakikaten büyük bir desteği var spor camiasına. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Bunlar çok büyük değerlerimiz. Cetr Hoca da öyle. Futbol eğitimi, futbol ve futbol eğitimi üzerine çok yol kat etmiş bir arkadaşımız. Onlarla aynı kurum çatısı altında bulunmak bizim için büyük bir şans. Ben kendi adıma konuşacak olursam bu üniversitede öğretim görevliliğine başladığım günden itibaren en çok keyif aldığım ve hedef aldığım iki insan, yani böyle bilgilerinden, rehberliklerinden keyif aldım. Gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Bugün de çalıştığım kurumda onu tartışıyorduk. Yaşın benden ne kadar küçük olursa olsun her zaman benden eğitimli insanlar hep benim hedefimdeki insanlardır. Estağfurullah hocam. Bu benim hep hayat felsefem oldu. İkiniz de bu noktada çok keyif aldığım insanlarsınız. Bilgilerimi de artırdığım insanlarsınız. Teşekkür ederiz. Böyle evet. Güzel düşüncelere sahip. Ne demek? Bunlar gerçekler hocam. Için. Evet Cevri hocam. Futbol ve akademi ülkemizde de son yıllarda ciddi bir trend kazandı. Özellikle futbol kulüplerinde. Sizler de bu konunun içerisinde ciddi bir eğitim sağlıyorsunuz. Bu konudan başlayalım isterseniz. Evet, futbol akademileri hakikaten son yıllarda, hatta son 10 yıllarda diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de de aynı şekilde futbol akademileri çok yaygınlaştı. Öncesinde futbol akademisi çok yoktu. Daha çok çocuklar, daha önce de bahsetmiştim size, sokakta oynayıp bir şeyler öğrenip öyle futbolcu oluyorlardı. Şimdi futbol akademileri hem iyi aslında hem kötü bir yanı da var. Şöyle kötü bir yanı var, biraz şeyi doğaçlamayı, yaratıcılığı köreltiyor aslında. O bakımdan eğitimcilerin çok iyi bir eğitim almış olması lazım. Futbol akademilerinde çalışanlar. Bizim de şöyle bir avantajımız var. Verdiğimiz eğitime kefilim ve çok iyi futbol eğitimcileri yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi siz de galiba geçen programda Mehtap Hoca'yı konuk olarak almışsınız. Hı hı. O programda da bahsettiniz. Galiba 5-6 tane kulübün futbol akademilerinde bizim Ahmet Hoca öğrencileri çalışıyor. Bu da çok gurur verici. İlk bakışta sadece bölgeden 6 tane kulüpte ki eğitmenler bizden. Bu bizim için büyük bir başarı. Şöyle bir başarı. Çünkü biz de neticede ne kadar 8 sene oluyor galiba. 2011-2012 senesinde başladı şey spor bilimleri bölümü. 3-4 faaliyet dönem gösterdi. Mezun verdik yani. 4-5 öyle bir şey galiba. Evet. Ve neredeyse bütün bu kulüplerde bizim öğrenciler diyorum aslında artık mezunlar. Meslektaş sağlık desek bilimcileri. Daha doğru olur. Görev almaları bizim için gurur verici. Spor bilimcileri sağ olun. Biz buradayken, öğrenciyken de zaten bunu söylüyoruz. Yani siz bizi temsil ediyorsunuz. Evet. Ve mutlaka hem dayıyı hem bizi temsil ediyorsunuz. Mutlaka işinizi layıkıyla yapmanız gerekiyor. Yani piyasadaki öteki arkadaşlara benzemeyip sizin bir ayrıcalık, bir fark yaratmanız gerekiyor. Ve gördüğümüz kadarıyla talep olduğuna göre bu farkı yaratıyorlar. Başarılı olmuş sayılırız diyebiliriz ama bunun tabii süreklilik arz etmesi tabii gerekiyor. Tabii. Yani şimdi bir 5-6 sene boyunca belki görev alıp da ondan sonra bu işi bırakıyorlarsa veya kendilerini geliştirmeyip işte geliştirmeyecek şeyler yapıyorlarsa o zaman tabii başarısızlık
tabii nevi olmuş olur. Yani kısa vadeli belki başarılı olmuş sayılırız ama evet, uzun vadede olmaz. Çünkü geliştirmeye devam etmeleri peki lazım kendilerine. Peki hocam, şimdi aileler de artık bu oyuna farklı bir şekilde bakmaya başladılar. Akademilerin önemi daha da büyüdü. Evet. Bu noktada akademik olarak bu çocuklara en iyi eğitimi nasıl vermeleri gerekir? Özellikle bu futbol akademilerini açan kulüplerin ve eğitmenlerin. Şimdi öncelikle yaşlara bakarsak, başlama yaşı 6-7 gibi gözüküyor futbola çocuklarda ama şimdi çocuklara 6-7 yaşında futbola başlamak demek onları birer futbolcu gibi görmemeleri gerekiyor. 6 yaşında futbola başlayan çocuk bir çocuktur ve öncelikli olarak temel hareket eğitimini alması gerekiyor. Futbol evet, eğitimi değil. Yani erken özelleşmemesi gerekiyor. Diğer spor branşlarında da böyle mi? Yani hepsinde. Futbol dedik, hepsinde. Öne çıkan spor olduğu için. Farklı yani, yaşı var hocam ama en azından... Evet. Temelde aynı hareket tarzı yani önemli. Öncelikle temel hareket eğitimini alması gerekiyor. Bu niye? Şundan dolayı. Çünkü belki 11-12 yaşına gelince bu çocuk futbola devam etmeyecek. Yani hür iradesi futbola devam edecek diye 6 yaşında futbol ben oynuyorum demek... 12 yaşında futbol oynamaya devam edeceğim demek değil. Evet. Öyle bir taahhüt vermiyor neticede. 12 yaşına gelince belki çocuk basketbolcu olacak veya basketbol kulübüne gidecek, akademisine gidecek. Belki voleybola gidecek. Şimdi eğer erken yaşta 6 yaşında özelleşirse bazı başka hareket eğitimini almazsa o zaman 12 yaşında geçtiği vakit voleybol veya basketbola geri kalmış olacak akranlarına göre. Dolayısıyla 6-11 yaş aralığında muhakkak temel hareket eğitimi baz olarak alınmalı. Daha önce başka bir programda da bahsettim. Bu spor temel hareket eğitimi ama. Yani evet, futbol veya basketbol veya voleybol. Yok. Spor. Şu olacak tabii onu söylemek evet, gerekiyor. Sonuçta çocuk futbol akademisine gittiği için top olacak orada. Futbol evet, topu. Futbol oyunları da olacak. Evet. Ama sadece bu olmayacak. Onu söylemek istiyorum. Hocam bu noktada sizinle devam edelim. Akademilerde son yıllarda benim de takip ettiğim, sizin de çok iyi yaptığınız bir test aşaması var. Özellikle başlangıç noktasında çocuklar için çok önemli bu. Bu konuda tam bir bilgi alalım sizden. Amaç, hedef ve amaç nedir? Aslında şöyle bir şey var. Özellikle biz bu yaz bir yoğunlaştık çocuklarla ilgili değerlendirmelerde ama şimdi bizim yapmış olduğumuz şöyle bir şey var. Şimdi her çocuk bir spor branşına başlatılabilir. İşte bizim de konuştuğumuz olay işte şu andaki güncel spor branşının dünyada KKTC Türkiye'de, dünya özelinde diyorum evet, artık KKTC özelde demek yanlış. Bir futbola bayağı bir ilgi var. Bir ama hafta şimdi... boyunca futbol konuşuluyor hocam. Evet her hocam, yerde öyle. Evet maalesef öyle bir durum ama bizim programımız hocam şöyle bir göz gezdirdim spor yayınlarına. Hakikaten bu coğrafyadaki bu en çeşitli rating program, kaygısı olmayan, bu anlamda da bilimsel odaklı spor programı yapan ender programlardan birisi. Teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten o yüzden de spor camiasına sanırım olması gerekir katkı ama. Bu kendimiz için söylüyorum, spor bilimlerinin bir farkı, daha iyi spor bilimlerinin bir farkıdır. Yani o yelpazenin içerisindeki sadece sınıftaki ders değil. Bu da bir eğitim parçasıdır. Evet. Bu da bizim için hatta öğrencilerimize hedef olması açısından da belki bir gün onlar yapacak program burada. Kesinlikle. Hocam yani, devam edelim. Şimdi bizler çocuklar tabii ki belli bir spor branşlarında işte okullara gidiyorlar veya işte eğitim almaya başlıyorlar ama şimdi çocukların bir durumlarının gözetilmesi gerekiyor. Tabii ki bizim şu anda yapacağımız değerlendirmeler onların bir yetenek seçimini yapıp da işte bu çocuktan futbolcu olur, bundan basketbolcu olur vesaireler şeklinde değil ama bu yaz özellikle bizlere çok fazla bir talep oldu futbol okullarından. Bizler de bu çocukların bir temel özelliklerini öğrenebilmek için onlara çeşitli testler yaptık. Bu testleri... Ben de gördüm hocam yazın evet, bütün birçok kulübün renkli formalarıyla evet, buradaydı. Bizim kampüs de bayağı renkli oldu yani bütün kulüplerin altyapı öğrencilerinin, sporcuların o formaları çok hoş bir hava kattı. Şey çok önemli. Evet. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bütün kulüplere
Eşit ama mesafedeyiz. Evet. Hocam bu yıl bu, biliyorum geçmiş yıllarda daha az görüyorum ama bu yıl bir patlama oldu sanki. Şimdi sanırım hocam şöyle bir şey. Aslında altyapı en önemlisi. Az önce Cefri Hoca konuşurken bölmek de istemedim ama bizim çocuklarımız, mezun ettiğimiz evet. öğrencilerimiz, özellikle yeni mezun arkadaşlarımızın. Ben A takımlarda yer almayıp da özellikle futbol evet. okullarından evet. başlamalarından çok mutluyum. Çünkü aslında kesinlikle. Yetişecek olan nesil bizim tabii. için önemli. Çünkü 25-30 yaşına gelmiş futbolcu adamın zaten artık bir temeli vardır. Siz ona tabii ki oyun taktiğidir vesairedir göstereceksiniz ama az önce Cefri Hoca'nın söylediği spor akademilerinde olacak olan hocaların çok yönlü olması, çocuğun aslında birincil biyomotor yeteneklerinin evet. üzerine yoğunlaşılması gerektiğini, sonra futbol tekniğini öğretmesi gerektiğini biliyor olmaları lazım. Önce treni bir raya oturtalım aynen ve oturuyor öyle. Gibi. Aynen bir öyle. Görüntü var. Geri bildirimler hep böyle. Bizim de o yönde şansımız evet. çok güzel. Çünkü Cefri hocamız var sağ olsun. Tudor olan Türkiye'de zaten futbol antrenörlük yetiştirme kurslarında primer öğretmen öğretici olan Ali Kızılet evet. hocamız var. O yüzden evet, çok evet. şanslıyız. Çünkü bu çocuklar aslında alanında bayağı bir altyapısı olan ve Türkiye'de olsun, KKTC'de olsun bilinen insanlardan bu eğitimleri aldıkları için çok şanslıyız. Şimdi bu çocukların geliştirdiği ya da bu çocukların eğitim verdiği akademilerimiz var. Bizleri ilk kez bu yıl bir periferden özellikle bir de merkezi bir yerden dediği periferden bir okuldan futbol akademisinden bir talep geldi. Hocam biz başladık bir yıldır antrenman yapıyoruz ama bu çocuklar nasıl? Yedikleri içtikleri iyi midir? İşte kiloları boyları düzgün müdür? Bu çocuklar futbola yatkın olabilecekler mi ilerleyen yıllardan? Futbol yetenekleri nasıl olacaktır gibi bizlere bir başvuruda bulundular. Ha, bu arada spor fizyoterapisti, spor bilimcileri anı yanında bir de beslenme. Tabii ki. Evet. Şimdi bizim şöyle bir güzelliğimiz var aslında sağlık bilimleri fakültesi olaraktan. Multidisipliner yaklaşımımız çok güzel. Bütün hocalar kendi aralarında evet. işbirliği içerisinde çalışabiliyorlar. Bu bağlamda da fakültenin içerisinde spor bilimlerinden tutun da hemşirelik bölümüne kadar evet. Bölümlerimiz, sağlık yöneticilerine kadar bölümlerimiz var. Henüz hocam birlikte çalışma fırsatı olmadı ama inşallah ilerleyen yıllarda yeni projeleri de yaparız. İşte spor, spor medya konusunda birlikteliğimiz var. Kesinlikle. Öyle bir desteğimiz oluyor kesinlikle. Sağ olsun. Ahmet Hoca'yla. Böyle bir taleple bize gelince biz de şöyle yaptık. Benim daha önce birkaç tane yüksek lisans tez çalışmamda özellikle çocukları değerlendirmelerini almıştık. Ama fiziksel uygunluk değerlendirmeleri yapmıştık. Spor branşına özel değerlendirmeler yapmamıştık. Ve KKTC'deki ilk 10-12 yaş grubu çocuklarının ama sedanter çocuk diyebileceğimiz özel bir spor akademisine gitmeyen çocukların spor branşıyla uğraşmayan çocukların değerlendirmelerini almıştık ve maalesef ki çocukların aslında fiziksel uygunluk olaraktan çok da bizim beklediğimiz aşamada olmadığını gördük. Bu çok önemli. Evet, çok üzücü bir şey. Zaten şu anda ben hep şunu söylüyorum. Lütfen bir kendi ilkokul fotoğraflarınıza bir de şu anki çocukların ilkokul fotoğraflarına bakın. Evet. En güzel açık orada ortaya çıkıyor. Ya, bu güzel bir yaklaşıma. Ben öyle fark ettim hocam çünkü olayı. Hocam neydi temel fark gördük? İlk gördüğünüz temel fark hocam ebat. Evet. Yani en bariz görülen evet. temel fark ebat ama tabii ki bu her çocuk için geçerli değil. Ama yaptığımız çalışmalar KKTC genelinde yapılan çalışmalardı. Yani tüm 10-12 yaş grubu çocukları temsil ettiğinden dolayı rahatlıkla söyleyebiliyorum. Maalesef fiziksel uygunluk seviyemiz beklediğimizin altında. Bunun üzerine futbol akademilerinden bizlere başvuru yapılınca biz de dedik ki zaten biz sedanter çocukları biliyoruz. En azından hocam çok özür dilerim. Bu uygunluk dediğiniz ne gibi kriterleri kapsıyor yani? Hocam değişiyor. Biyomotor uygunluk şimdi her bireyin sağlıklı olabilmesi için, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmesi evet. için, idame ettirebilmesi için belirli özelliklerimizin olması gerekir. Örneğin belli bir mesafeye alabilmemiz için kardiyorespiratuar uygunluğumuzun olması lazım. Yani nefes nefese kalmadan 2 kilometre, 500 metre yürüyebilmemiz lazım. Çünkü gün içerisinde yaptığımız aktivite evet. ya da merdiven çıkınca nefes nefese kalmamamız gerekiyor. Veya en basiti belirli bir esnekliğimizin olması lazım ki oturduğumuzda kaykılmış gibi oturmayalım, dik oturabilelim. Ama şu anda bakıyoruz ki bacaklarınızı uzatın, oturun dediğimizde hop 45 derecelik arkaya bir eğim görüyoruz çocuklarda. Bu günlük yaşam aktivitelerini idame ettirebilmesi için ben fiziksel uygunluk derken burada sağlıkla ilişkili söylemeye çalıştım. Özel bir sportif branşla alakalı bir değerlendirme yapmadık. Sonrasında olaylar biraz gelişti. Tabii ki bizler de akademide çalışan insanlarız.
üniversitede çalışan insanlarız. Bu benim bahsettiğim olay aslında bizim yüksek lisans öğrencilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalardı. Sonrasında çocuk periferdeki futbol akademilerinden bizlere böyle bir teklif gelince Nezir hocamız hatta ilk başta diyetisyenlik bölümüyle bir iletişime geçildi. Biz sizlerden diyetle ilgili yardım alabilir miyiz? Çocuklarımız küçük yaşta nasıl beslenilmesi gerekir diye. Biz dedik ki madem böyle bir ilgi var, ilk kez de küçük yaş gruplarından ilgi var. Biz sadece beslenme bölümüyle bu işi bırakmayalım. Biz bu çocukların bir altyapı değerlendirmesini alalım. Madem yeni başlamışlar spora, bir görelim bakalım bu çocuklar acaba fiziksel olarak uygun mu? Spor için uygun mu? Bir alt baseline'ı alalım. Sonrasında da takiplerini gerçekleştirelim. Tabii ki bizim şu anda aldığımız bu yaş grubunun özelliği. Ama bizim bunu tabii ki ilerleyen yıllar için bizim takibinin yapılması ve bu takipte işte bu çocuklar bu pozisyondaydı, 10 yaşında bu pozisyondaydı, bu değerlere sahipti. 11'de buraya geldi, 12'de buraya geldi ve ilerlemesini görmemiz lazım. Aslında bizim yaptığımız testlerin şu andaki anlamı bizim elimizdeki verimiz şudur ama bu çocukların ileride ne olacağını biz alttaki bu almış olduğumuz verilerle kıyaslayaraktan devam edebileceğiz. Tabii ki bunlar çok önemlidir çünkü yapılan testlerin her biri aslında bir değerlendirmeye tabi tutulur. Biz aldık bu ölçümleri ama işte atıyorum Ahmet Bey 40 santim çıktı boyu itibariyle, Mehmet Bey 70 çıktı vesaire falan filan. Bunlar ne ifade eder? Bir şey ifade etmez, bir veri vermiş olur size. Biz bunları ne yapmamız lazım aslında? Bu çocuklarla benzer özellikleri sahip diğer çocuklarla kıyaslamamız gerekiyor. Hocam sizi dinlerken aynı zamanda kafamda şey de geçiyor. Yani hocamla yeni programlar da yapmak gereği duyuyorum. Çünkü hani spor yaralanmalarının tedavi rehabilitasyonu konusunda zaten bir program sözü aldık hocadan. Tabii ki ama hocam, bakıyorum ki hani çocuklar dışındaki yaş gruplarının sanki yani çok şey profesyonel düzeyde olmasa bile amatör düzeyde sağlık için spor yapanların bile bir değerlendirmeden altyapısı olması lazım gelir gibi bir fikir oluştu hocam, bende. Hocam burada bir bu konuya bağlantılı bir soru sorayım. Siz bu testleri yapıyorsunuz. Sizin için bunlar bir veridir. Tabii ki. Bir kaynaktır. Tabii ki. Gelecekteki değerlendirmeniz için de çok önemli bir şey. Evet hocam burada şeyi de söylemek istiyorum. Bizim dezavantajımız şu. Şu anda yapılan tabii ki eskiden yapılmış olan çalışmalar falan da var. Biz baktık birazcık işte elimizdeki veriyi sonuç itibariyle bir hoca sizden bir talepte bulunduğu zaman biz ölçümlerimizi yapıyoruz, değerlendiriyoruz ve onlara bir sunum yapmamız lazım. Evet. Sizin çocuğunuzun durumu bu, almış olduğu puan bu. Şimdi puan bu derseniz karşınızda ki antrenör buradan bir şey anlar mı? Anlamaz. Biz bunu ne yapmamız lazım? Ölçüm sonuçlarını değerlendirmemiz lazım ve dememiz lazım ki bu yaş kategorisindeki benzer ırk, benzer yaş, benzer cinsiyetle sizin durumunuz iyidir, kötüdür, benzerdir. En basitinden kendi grup içerisinde bir değerlendirmesi yapılması lazım. 30 kişilik bir grupsa 30 kişinin bakın ortalama değeri budur, iyileri bunlardır, daha vasat olanları bunlardır diyerekten grup içi olsun bir değerlendirme yapıp da bireylere sunmamız lazım. Peki bu noktada akademilere düşen görev bu sonuçları aldıktan sonra nedir? Nasıl değerlendirecekler ve ne yapacaklar ve dönükleri ne olacak size? Hemen ona geleceğim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Maalesef bizde çok fazla bu tarz çalışmalar yok. O yüzden elimiz aslında KKTC popülasyonu için birazcık zayıf. Biz bunları yaparken, değerlendirmelerimizi yaparken özellikle benzer popülasyon olduğumuzdan dolayı Türkiye özelindekilerini yapılan çalışmalara bakaraktan değerlendirmelerimizi yapabildik. Yani bu yaş grubuyla benzer özelliğe bakılan çalışmalarda nelerle benzer bir karşılaştırma ya da bir, tabii ki yapmak zorundayız. Çünkü biz neye göre diyeceğiz iyidir, kötüdür. Ama şöyle de bir yanlışlık anlaşılma oluşmasın. Biz Amerikalılarla kalkıp da Amerikalılara göre bu çocuklar çok zayıftır dememiz lazım ya da çok kiloludur dememiz lazım. Bizim yapmamız gereken buradaki şey aslında benzer toplumlarla, benzer ırklarla, benzer özellikle olan bireylerle bu çocuklara değerlendirir. Bir şey söyleyeyim de ben. En başta Berke Hoca şey demişti hatırlarsanız, yetenek seçimi için yapılmıyor bu. Daha çok bir değerlendirme ve gelişim gösteriyor mu göstermiyor mu çocuk onu görmek için. Niye yetenek seçimi değil? Çünkü biliyorsunuz bireysel farklılıklar var tabii çocuklar arasında. Bazı çocukla mesela 10 yaşındaki iki çocuk aynı gelişim evresinde olmayabilir. Olmaz. Şimdi bizim bu değerlendirme neticesinde A çocuk çok süratli deyip de B çocuk çok süratli değil dersek yani bunu gelişim göstermesi için eksiğini kapatması için antrenman
yaptırılabilir belki ama şöyle bir sıkıntı olmasın. A çocuk daha yetenekli, B çocuk daha yeteneksiz değil. Evet. Çünkü belki 12 yaşına geldiğinde B çocuk ötekisinden daha süratli olacak. Gelişim evresi onun... O zaman buradaki amaç sonuç odaklı değil, gelişim odaklı bir tabii test. Ki. Evet, tabii yani Berk Hoca da zaten bizim şunu söyledi. Bizim de toplumsal en büyük sıkıntımız olur. Sonuç odaklı çalışıyoruz genelde. Ama bu yaşta işte bu çocuklar performans sporcusu değil. Bizim evet. en fazla karıştırdığımız nokta o. Yani biz aslında çocuk dememizin amacı da o zaten şu anda. Evet. Çocuklar performans sporcusu değil. Biz onları tabii ki şimdi ailelerin bir hedefi var. Çocuğun futbolcu olsun diye. Eskiden bizim zamanımızda aileler bizi okutmak için uğraşırdı. Şu anda gördüğüm en önemli farklardan tabii. bir tanesi de futbolcu olmaları için çalışmaları. Gelir yani, kaynağı. Bakın şey söyleyeyim, en çarpıcı örnek Messi. Messi evet. 10 yaşında veya 11 yaşındayken bu değerlendirmeler yapılmış olsaydı ki belki yapılmıştır. Şu anda bu değerlendirme neticesinde belki denecekti ki bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Bu çocuktan futbolcu da olmaz, başka bir şey de olmaz. Çünkü çok geri. İşte sürati de geri, bilmem nesi de geri, çeviklik, işte biyomotor özelliklerden bahsetti. Belki kardiyorespiratuar, işte dayanıklılık. Evet. Bunlar geri diye bir belki işte değerlendirme yapılacaktı. Çocuk da işte devam etmeyecekti. Belki en oysa ki yanlış. Evet. O gruptan. Çocuğun bir rahatsızlığı var diye anlamıyorsan. Evet. Kemik gelişimiyle ilgili bir rahatsızlığı var. Tam bilmiyorum da kemik galiba hormon desteği, growth hormon evet. mu evet. bir tedavi gördü. Tam bilmiyorum şimdi şeyini. Ve onun neticesinde devam etti. Spora hatta Barcelona'ya galiba geldi 13 yaşında. Ondan sonra da dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi oldu. Şimdi eğer biz sonuç odaklı baksaydık o dönemde, bakılsaydı veya burada aynı yetenekte belki bir çocuk var ama aynı gelişim gösterdi. Şeyinde değil, akranlarına göre ne yapacaktık? Bundan futbolcu olmaz, bundan sporcu olmaz, gitsin. En o dönemdeki en süratli olanları, en kuvvetli olanları alalım dersek çok büyük bir hata yaparız. Çünkü tekrar ediyorum, bunlar 18 yaşına geldiğinde 10 yaşında en kuvvetli olan belki en kuvvetli olmayacak. Ondan dolayı hepsinin devam etmesi lazım. Ha ondan sonra üst yapıya çıktıklarında hocam burada gelişimle ilgili yıllar önce bir bizzat tanık olduğum bir anım var, onu paylaşmak istiyorum. Ege Üniversitesi'ndeydim. Bir çocuğun anne babası bana ulaştı. İşte endokrinoloji kliniğinde işte boyunu belli bir seviyede tutması için bir girişim talebinde bulundular. Neden bunu yapıyorsunuz dedim. Yani çocuğun gelişmesini, yani boyu ve kilosu sabit kalsın. Meğer jockey olması evet, evet. için. Evet. Belli bir seviyede kalırsa daha sağlıklı olur. Dedim nasıl olur yani, bir çocuğun gelişimini nasıl kısıtlarsınız yani hormonlarıyla. Peki bu doğaya aykırı değil mi? Şimdi hocam... Bir de insan haklarına aykırı değil mi? Şimdi tabii ki ergojenik yardımcılar dediğimiz şeyler vardır. Tabii ki bunlar tartışılır bazı konularda ama özellikle Ömer hocamız da bir gün programımıza konuk ederseniz size daha detaylı bilgi verir. Tabii ki yasal olan şeyler vardır ama bizim burada çocuğu 1-0 önde başlatacağımız bir yarışmada işte onlar yasaklı maddelere girer. Evet, evet. Biz destek olabilecek yasal olan ergojenikleri tabii ki kullanabiliriz ama diğer kısımda yanlış bir şey söyleyeyim size, gelişimi engellemek değil desteklemek için genellikle yapılır bazı şeyler ama şimdi tabii ki her spor branşında gereklilikleri farklı. Mesela jockey'de de hocamızın dediği yani gibi. Bu biraz yasal olmayan gibi geldi bana. Yorum yapmayayım. Yok yasal olmayan ya, bir ya da ahlak olmayan ama. Veya etik olmayan yani, veya doğru olmayan. Hani şimdi burada gelişimden hep bahsettik, hoca yani geri kalır ama bir süre sonra daha öne geçebilir bu çocuk, 10-12 yaşlarında farklılıklar gösterebilir aynı kişi. O geldi aklıma. Yani onlar biraz baskılamayı istiyorlardı ki jockey kriterlerine gelebilsin. Çocuğu bırakırsak belki 1.80-1.90 olacak. O da jockeylik yapamaz. Tam bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Orada bir sıkıntı var bence ya. Şey söylemek istiyorum da. Evet, bir kere şunu bilmek lazım gelişimle ilgili. Gelişimi etkileyen iki tane faktör var. Bir onları söyleyelim. Ondan sonra bunun üzerine konuşur. Evet. Mesela sizin bahsettiğiniz faktör daha çok çevresel faktörler veya hocanın bahsettiği ergojenik destekler. Veya en basitinden yapılan antrenmanlar, egzersizler, oyunlar, aileyle geçirilen süre, bunların hepsi çevresel faktörler. Ama bir unutulmaması gereken başka bir faktör daha var. O da nedir? Kalıtımsal faktör. Yani annesi babası kısa boylu olan bir çocuktan
çok uzun boylu olmasını pek bekleyemezsiniz mesela. Veya anne babası mesela sprinterse, 100 metre işte 100 metreyi iyi koşan bireylerden oluşuyorsa anne baba, mesela beyaz kas lifleri çoğunluktaysa çocuktan da belki kalkımsal özellikleri itibariyle aynı şeyi bekleyebiliriz. Yani bu ikisini demek ki göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü potansiyel var mı yok mu, o şekilde de bir beklentiniz olabilir. Evet. Bazı sporlarda mesela morfoloji çok önemli. Mesela yüzücülerde. Yüzücülerde gövdenin daha uzun, bacakların biraz daha kısa olması gerekiyor. Şeyleri, siyahi vatandaşları biliyorsun mesela çok yüzmeyle araları iyi değil. Niye? Çünkü gövde biraz daha kısa, bacaklar uzun. Çok uzun. Tam uygun o spora değil, ters spora uygun değil. Yani, o spora ters yürü. Hocam Hacı'nın oğlu bir türlü bir baltaya sap olamadı. Çok uğraştılar Hacı gibi olsun ama. O belki şeyden de mesela kaynaklı tabii, olabilir. Tabii yeterek galiba. Yani şu, geliştirilme işte, yeterek. O belki şey olabilir. Çevresi. Yani şöyle tabii. Çocuk şimdi. %50-50 düşünmek lazım bazı şeyleri. Kesinlikle. Çok rahat şekilde işte çok böyle bir hırsla. Bir de tabii psikolojiyi de işin içine katmak lazım. Onu da biz ben şu şekilde anlatayım. Kalıtımsal özellikleri diyelim ki çocuğun uygun. 100 metreci olabilecek veya futbolcu olabilecek. Futbol biraz daha karmaşık da 100 metreci diyelim. 100 metreci olabilecek, sprinter olabilecek. Dünyanın en iyi işte antrenörleri veya altyapısından veya işte şeylerin eğitiminden geçtiğini düşünün, çevresel faktör. Beslenme de bu arada şeye giriyor, çevresel faktör. Bu da çok iyi. Evet. Ama çocuğun motivasyonu yoksa, koşmayı sevmiyorsa, evet. Veya futbolda örnek veriyorsak, futbol oynamayı sevmiyorsa, birisini mutlu etmek için futbol oynuyorsa mesela, böyle de bunu da çok mesela karşılaşıyoruz. Mesela Hacı örneğinde olma ihtimali çok belki, yüksek. Yani beklenti çok yüksek evet. Çünkü çok. Ya da çocuk Hacı, gördüğünde çok sıkılmıştır, bana göre değildir bu. Hacı yapı itibariyle mesela anladığım kadarıyla çok hırslı bir adam. Şimdi babası, çocuğuna böyle bir baskı yapıyorsa veya bir dediğiniz gibi beklenti çok yüksekse, çocuk belki oynuyor. Ama çok büyük yani isteği yok oynama. Evet, Cevdet Hocam, burada bir az önceki konuya dönecek olursak, sonuç ve gelişim odaklı konuşuyorduk. Önemli evet. Bir konu. Eğitmenlere düşen görev nedir? Akademi eğitmenlerinde. Şimdi burada bir kere çok önemli bir şey var. Çocukları, ne dedik, bireysel farklılık olduğu için çocukları kıyaslamamak gerekiyor. Bak Ali, mesela Ali diyelim. Ali, bak Hasan senden daha hızlı koşuyor. Sen nasıl olur da bu kadar yavaş koşuyorsun? Böyle bir şey olmamalı. Yok. Bu bir. Herkes, bütün çocuklar kendi performansını geliştirecek şekilde, kendi verilerini geçecek şekilde çalışmalı. Yani demek ki kendisini geliştirmeye bakmalı. Başkasıyla kıyas yapmaması gerekiyor. Evet. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi şu. Çocukları, bu bir tek sporda değil, okulda da karşılaştırıyoruz. Ve at yarışı gibi ebeveynler dahil. Bu kültürel de bir sıkıntı yapıyor. O aynı zamanda. Çok yanlış bir şey. Evet, bir de kültürel sıkıntı. Çok yanlış çünkü belki o adamın kalıtımsal özellikleri buna uygun değil. Yani belki yapamayacak adam. Herkes Einstein olamaz herhalde. Herkes veya ne bileyim Usain Bolt değil. Peki ben belki izleyicilerimiz de çok merak ediyor. Hani futbol hep öne çıkıyor. Hep futbola yöneltiyor çocuklarını ama hani belki o hocam da yanıtlayabilir ki çünkü bir konuşmasının bir ara bir yerinde temas etmişti bu konuya. Biz böyle testlerimiz var mı hocam? Yani şu alanda başarılı olabilir. Tabii ki ama şimdi şöyle bir şey var. Bunları yapıyor muyuz? Tabii bu ki yetenek seçimleri yapılır. Evet. O apayrı bir şey. Zaten bu bizim baseline'ımız. Dediğim gibi 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra aldığımız değerlere göre bakacağız. Hangi özellikleri bu çocuğun gelişmektedir? Mesela boy uzaması nasıl? İşte kardiyovasküler uygunluğu nasıl? Esnekliği nasıl olmuş? Kassal kuvveti nasıl artmış? O zaman diyeceğiz ki en basiti işte ne bileyim esnekliği çok iyi, kuvveti çok iyi. Bu branşa daha uygundur. Ekstremite uzunlukları, kulaç uzunlukları çok iyi çocuğun. Az önce bahsettiğimiz evet. Gibi gövde uzunluğu çok iyi bir çocuğun. Şimdi gövde uzunluğu çok iyi. Bacak uzunluğu da fena değil. Belki futbol yerine aslında tabii ki başka şeyler de var işin içerisinde. Belki evet. Futbol yerine aslında bu çocuğu siz yüzmeye yönlendirirseniz evet. Çok daha avantajlı. Ne bileyim çocuğun çevikliği çok iyi. Süreti çok iyi. Kassal dayanıklığı çok iyi. O zaman aslında futbol aslında bu çocuk giderse güzel olacak diyebilirsiniz. Yani bu noktada bence destek sağlamak, yönlendirmek belki
dünya şampiyonları, belki rekortmenlerin... Hocam bu konuda çok gerideyiz. Zaten evet. Esas baseline'daki sıkıntımız bu. Artık insanlar yetenek seçim biyopsi örnekleriyle yapıyorlar. Kası alıyor, analiz ediyor. A tipi, tip 1 fibrilleri mi daha iyi, beyazlar mı daha iyi, kırmızı lifler mi daha iyi bakıyorlar. Evet. Bu adamdan kısa mesafeci, kısa mesafe patlayıcı kuvveti iyi olan sporcular çıkar diyor. Öteki taraftan diyor ki bu adamdan dayanıklılığı iyi olan sporlar da iyi çıkar. Bu doğru olan bu mu peki? Doğru olan bu da olabilir hocam. Çünkü şöyle bir durum var. Bunun illegal bir özelliği yoktur. Bir şekilde destek alınması lazım. İlim bilim ilerlerken biz geriden bakmamamız lazım. Kas lifini alabilmek oradan çok detaylı bir işlem değil. Alıp bakıyorlar, evet. Analiz ediyorlar. Evet. Ve sonuçta diyor ki kas oranı bu şekildedir. O zaman ben dayanıklılık sporunda iyi olacak bir çocuğu ne diye patlayıcı kuvveti gerektirecek bir spora göndereyim? Vasat olacak çünkü. Evet. Hani... biraz şey olsun diye karikatürize edip söyleyeceğim ama hani Sovyetler Birliği'nde sporcuyu alıp da sen illa jimnastikçi olacaksın, sen illa futbolcu olacaksın yanlış. O kısım yanlış. Evet. Çünkü orada farklı yönlendirme şeyler yapılabilir. Belki. Çocuk istemiyorsa zorlamamak lazım. Planlamacı kendisi değil de şey danışma. Destek amaçlı evet, olmalı destek bu amaçlı testlerin olmalı. Sonuçları. Çünkü şöyle de bir şey var aslında bu sanayi, yani bu olay çok yüksek getirisi olan ve tabii ki ülkeler bazında da olimpiyatlara gidiyor millet. Şey kıyaslan yani baktığımız zaman kaç madalyamız vardır diye konuşuyoruz. Evet. Yani bu çok önemli, çok güzel bir şey. Bizden de KKTC'de de 2-3 tane çok iyi değerli sporcumuz var. Yiğitcan olsun, Merve olsun. Mesela bir tanemiz var. Bir tane sprinterimiz var şu anda bildiğimiz. Yani geçmiştekilerini söylemiyorum kesinlikle. Şu an faal. Evet, şu an faallerden evet. Bahsediyorum. Bu bir önemli konu. Tabii ki. Yani her şeyin hep bir tanesi var bizde. Yok. Ya tabii ki aynı geçmişler olarak. De var. Kesinlikle çok iyi sporcularımız var. Ama şöyle bir şey var. Çok çok daha en basit Ömer Hoca örneği var. Çok daha önde olabilecek, çok daha iyi bir kariyere gelebilecek bir kişi. Ama ne bir devlet desteği diyelim, ne evet. bir sportif anlamda destek olmadığından dolayı ne bir altyapı desteği. İşte belirli bir noktada kalıyor. O yüzden gelişim kalıtımsal özellikleri hocanın belirli müthiş, zaten. İyi. Ama çevresel faktörlerden çok aynen. destek alamamış. Aynen. Doğru düzgün antrenman yapamamış. Kendi ama şey diyorlar, şimdi bu popülasyona göre bence başarı diyorlar. Ben bakıyorum ki Jamaika'ya herkesi koştursan rahatlıkla şeye yakın koşarlar yani. 10 saniyeye yakın koşarlar, 11 saniye. İşte hocam bir genetik yatkınlık var işin içerisinde. Ama şeyde de var aslında o. Ben bizde de böyle bir yatkınlığın İşte bu başarı zaten daha çok çevresel yani faktörlerden de var. Kalıtımsal, tesadüfi birazcık var. Maalesef tesadüfi bir bazıları işte öne şanslı çıkıyor. Nereden evet. çıkıyor? Kalıtımsal özelliklerden. Ondan belki Türkiye milli takımda muhakkak Kıbrıs'tan bir sporcu yer alıyor. Çünkü belki buradaki coğrafyanın hani belki hocam futbol takımları içerisinde oynamış olan geçmiş dönemlerde belki onlardan çok iyi sprinterler de vardı ama futbola yöneldiler. İşte hocam şey yok bizde. Anlatmaya çalıştığımız olay o. Yani değerlendirme tabii ki bireysel ya da kulüp bazında yapılan bazı çabalar var. Ama bu ben akademik şunu düzeyde yapmak lazım hocam. Bilimsel. Hem akademik düzeyde yapılması evet. lazım hocam. Hem de aldığınız veriye hocamın ilk başta sorduğu ve sonuçlandıramadığımız sorusuna geri döneyim ben burada. Bir veri var elimizde ama antrenör bu veriyi ne yapacak? Siz antrenöre evet. onu bir eğitim evet. demeyelim de antrenöre bu verinin ne anlama geldiğini anlatmanız şöyle lazım. Konuda hatta şunu söyleyelim. Biz Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak sadece şeyi yapmıyoruz, değerlendirme yapmıyoruz. Bilgilendirme de yapıyoruz. Hem bilgilendirme peki, yapıyoruz bir de eğitime gidiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Berk Hoca istersen anlat. Tabii. Eğitime gidildi. Yani evet. isteyen kulüplere değerlendirmenin dışında. Mesela esneklikleri Türkiye'deki yaş gruplarına göre daha düşük çıktı. Niye daha düşük çıktı? Onun belki açıklaması yapılır. Bir de bu nasıl geliştirilebilir? Onun açıklaması yapıldı. Benim anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla burada daha çok esnekliği işte soğuma bölümünde yapılan statik germeler olarak görüldüğü için böyle bir sıkıntı olabilir. Oysa ki esneklik başlı başına geliştirilmesi gereken bir biyomotor yeti, antrenmanda yer alması gereken. Evet. Tahmin ediyorum bundan dolayı mesela bir sıkıntı var. Bununla ilgili mesela bir eğitim verildi. Ha, ondan sonra kulüpler bu eğitimi uygular mı, uygulamaz mı onu bilemiyoruz. Onun denetlemesini biz yapamayız.
Bu biraz ama spor politikası. Şimdi şöyle bir şey var. Ben özellikle bize başvuran kim olursa olsun, özellikle A takım olabilir ya da altyapılar olabilir. Ben şunu söylüyorum artık. Bana eğer değerlendirme için, ölçüm için gelecekseniz ben size bir ölçümü yaparım, değerlendirme sonuçlarınızı veririm. Ancak bana 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra işte hangi spor branşıyla tabii spor branşıysa tabii ki ona göre devrelemeleri var bunların. Siz bana bir sonraki kez gelmeyecekseniz bu ölçümün yapmanızın çok da bir anlamı yok. Evet. Çünkü ben size şu andaki güncel durumunuzu vereceğim ama antrenman yememiş ya da ne bileyim işte bir sene sonrasında ne olacağını ben buradaki aldığım veriyle ben size bir şey söylemem. Çünkü bu çocuğun yapısını, gelişimini göremiyorum. Ya da sizin yaptığınız antrenmanın bu çocuk üzerindeki katkısını bilemiyorum. Evet. Belki katkı sağlayacak, belki katkı sağlamayacak, süren trene edecek. Onları benim bilebilmem için, sizin yaptığınız antrenmanların sizin de görebilmeniz için, yani iyi mi gidiyorsunuz, kötü mü gidiyorsunuz, en azından ben bir dönem sonrasında tekrar değerlendirme yapmam lazım ki diyebilelim. Buydunuz, bu olduk. Antrenörlere ilk başta söylediğim olay o zaten. Ben bunu yapıyorum, sonuçlarınızı sunuyorum. Size kendi grubunuz içerisinde bir analiz verebilirim. Bu gruptaki ABC, iyi oyuncularınız, XYZ, vasat oyuncularınız, ortalama da şunlardır diyebiliyoruz. Kendi grubu içerisinde ya da benzer ülkelerle kıyaslamasını verebiliyoruz. Muhakkak ama peki, bu bir anlam olmalı. Katmaz onlara. Bizim mezunlarımız belki bunun bilincindedir ama kulüplerin şöyle bir beklentisi var mı acaba? Öyle bir izlenime ulaştınız şöyle mı? Şu, hocam, yani biraz buraya spor hekimliğinin kapsamı içerisindeki değerlendirmelerin değil de yani sizin yaptığınız çalışmalar spor hekimliğinin biraz daha dışında. Hani şimdi bunların bu sporu yapmaya mesela kardiyak açıdan uygun mu değil mi? Bu böyle beklentileri yok değil mi bu testlerde? Yani aslında olmaları lazım. Yani yapılan şimdi şöyle bir şey. Her yaptığımız testin bir amacı var. Yani hangi biyomotor özelliğini mesela geldikleri zaman hocam ben koşu antrenmanı yapacağım 3 ay örneğin. Benim buradan beklentim bu çocukların dayanıklılığını değerlendirmek. Kardiyovasküler dayanıklılığını, solunumsal dayanıklılığını değerlendirmek, 3 ay sonraki yaptığım antrenman programının özelliğini görmek istiyorum. O zaman da tabii ki kardiyovasküler değerlendirme, respiratuar değerlendirme de yapıyoruz. Biz çok ayrı ayrı değiliz birbirimizin içerisinden aslında. Saha testlerimiz var, klinik testlerimiz var, laboratuvar testlerimiz var. İmkanlarımız çerçevesinde birlikte de çalışıyoruz zaten. Spor ekibi olarak zaten Nevzat Hoca vardı değil mi? Evet, Nevzat Hoca var, Hikmet Hoca evet. var. Kıbrıs'ta olan iki tane spor evet. hekimimiz var. Üçüncü varsa affola. Ben kendim bilmiyorum en azından. Evet. Şimdi dediğimiz üzere bu sonuca gidebilmeleri için bu antrenörlerin, özellikle altyapı antrenörlerinin bir kez bunu yapıp da şimdi şöyle bir şey de var. Ben işte yapıyorum, sporcuma önem veriyorum. Heves olması lazım bir kere. Çünkü çocuklarla uğraşmak, biz renkli renkli bir sürü çocuk gördük. 50-60 tanesi evet. aynı anda geldi. Çok aslında yükümlülüğü şey yüksek olan evet. bir şey. Çocuğun evet. başına bir şey de gelmemesi lazım. O yüzden yaptıkları aslında çok güzel bir olay ama primary'de çoğu aslında tamamen tek branş antrenörlük değil. İkinci meslek olarak yapıyorlar hepimizin bildiği üzere. Evet. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon içerisinde yer aldıkları için ama dediğim gibi devam etmezlerse bu verdiğimiz sonuçlar sadece bir gün çocukların burada kendilerini işte farklı aktivitelerini içerisinde evet. bulmak haricinde bize bir veri oluşturmuş oldu. Seneye bana bu yaş grubu geldiği zaman ne diyeceğim? Atıyorum ben 500 tane çocuğu değerlendirdim. X özelliği böyleydi. Seninkisi böyle. Bizim için bir altyapı olmuş oldu. Tüm KKTC evet. için bir altyapı olmuş oldu. Biz artık KKTC genelinde çocukları kıyaslayabileceğiz. Ama antrenörün gelişimini görebilmesi için bize evet. Bir dönem sonra 6 ay sonra, 1 yıl sonra ve bunu periyodikalara yapması lazım ki eğer istiyorsa yetenek seçimini de yapabilelim ve ortaya hangi çocuk futbolda evet. devam edecek onu da görebilelim. Hocam konu güzel ama süre bitti. Bir anda çok süreyi doldurdu. Çok keyifliydi. Bizler de bir şeyler daha öğrenmeye çalıştık. Evet. Çok sağ olun katkınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu
Bu da bizim sürekliliğimizin yine bir başlangıcı olsun. Evet, burası bir aile ortamı gibi zaten. Hocalarım evet, teşekkür ediyorum. Ben her geldiğimde yine mi bitti süre, nasıl oldu da bitti diye soruyorum her seferinde. Hocam konuyu... bu programın temel taşlarısınız. Yani teşekkür akademik ediyorsun, spor adı zaten. Bir de konuyu bilenle yani... dinlemek güzeldir. Evet, her zaman yani... alır götürür. Çok sağ olun hocam. Çok biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada ben bir buyurun, de şöyle bir son olarak şunu da söylemek istiyorum. Az önce Cefir hocamız da söyledi. Biz Doğu Akdeniz olarak spor bilimleri, fizyoterapi, hemşirelik tüm fakülte evet, adına konuşabiliyorum. Bütün kulüplerle aynı mesafedeyiz. Biz bu kulüplerden istek geldiği sürece her türlü yardım yapmaya da hazırız. Yeter ki programlarımızı ayarlayabilelim. Sporcu sağlığı ünitesi olaraktan ilkiz KKTC'de ve geniş kapsamlı bir aslında laboratuvarımız var. Evet, bizim ve için biz... Mor Menekşe neyse Doğan Türk Birliği'ni o hocam. Tabii ki. Ben... Hepsine aynı. Bizim Lefke... için hiç fark etmez. Evet. Ülke yurdu. Tip kartması Lefke'ye kadar aynı. Evet, aynen. Kesinlikle. Öyle. O nedenle yeter ki spor yapmaya, gelişime açık olalım. Bunun meyvelerini şu anda değil, biz 3-5 sene sonra göreceğiz. İnşallah 3-5 sene sonra altyapıdaki antrenör arkadaşlarımız sayesinde, liglerimizdeki oyuncularımız sayesinde göreceğiz. Evet. O nedenle herkese buradan bir duyurumuz olsun. Kapımız herkese açıktır. Yeter ki gelin, yeter ki bizlerden faydalanmak istesinler. Her türlü kapımız açıktır. Bu informasyon için ayrıca teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz. Evet değerli spor severler, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir programla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.